Okula giden gençleri gözlemliyorum da. Mesela kadınlar. Çok bakımlılar değil mi? Çok şıklar, çok havalılar ve yani kılık kıyafeti olsun, makyajı olsun gerçekten çok özeniyorlar. Bu arada şimdi sadece kadınlara bakmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Benimki en fazla meslek icabı, yani algıda seçicilik diyebiliriz. İnsanların kıyafetlerine, yani nasıl taşıdığına bakıyorum. Umarım bir gün bu konuda da başıma iş almam diye düşünüyorum. Yani o durumda nasıl açıklayacağımı... Yok, olmuyor. Açıklayamayacağım yani. Sıkıntı olur. İnşallah başıma böyle bir şey gelmez. Şimdi kadınlar hep şık özenli. Bir de erkek tarafına bakıyorum. Bizim tarafımıza. Adam sabahın belli bir saatinde uyanmış. Artık uyanabilmiş mi onu da bilmiyorum. Yani gözündeki çapağa bakılırsa uyanmamış. Adam suratını bile yıkamıyor ya. Bak, bakımı geçtim, suratını yıkamıyor. Giydiği pantolonu en az 10 gün üst üste üzerinde gördüğüm arkadaşlarım var. Buradan isim vermeyeceğim. Adam çantasını 3 gün boyunca okula getiriyor, götürüyor ve içerisinde ne olduğunu o da bilmiyor. Biz de bilmiyoruz, bütün kainat bilmiyor. O derse ait bir şey var mı? İnanın hiç kimse bilmiyor. Sonra bu bahsettiğim adam kantin köşelerinde işte sağda solda o kız bana bakmıyor. O kız bana hiç pas vermiyor. Yani o kız beni gördüğü zaman yolunu değiştiriyor. E değiştirsin bir zahmet yani. Yani biraz empati kuracak olursak, kişisel empati, yani içselleştirirsek durumu. Siz kendinize bakar mısınız ya bu şekilde? Sabahın köründe gözde çapak, okula 10 gündür aynı pantolonla geliyoruz. Çantanın içinde ne var Allah'a emanet? Arkadaşlar, birazcık kendimize özen mi göstersek ha? Ben de dedim ki bu beylere birkaç modaya uygun kombin önerisinde bulunayım ve kızlar kadar onlar da şık olsunlar. Yani artık bir zahmet kızlar da şaşırsınlar, havanıza kapılsınlar. Tanımadı kapacağınız da bu çok yok. Tanım, çölde şık yok su opa. Yöne geçerse onun yöle to taş şiba mı gitti? Splash punch yok. Ne olmuş o? Hiç çok mu? Birinci kombin önerim oldukça rahat, spor ve bir o kadar da şık. Baskılı ya da yazılı değil. Biz sadeyi tercih edeceğiz. Yani yazılı ve baskılılar biraz mesaj içerir. Onları çok tercih etmiyoruz. Tarzınızı sınırlandırır. Biz ya da kendinden desenli modelleri tercih etmenizi öneririm. Sweatshirt'ünüzün renklerinde pamuklu, vücudunuza oturan bir pantolon giyin. Burada bütünlüğü sağlamak için aynı tonlarda giyinmeniz önemli. Hatta ve hatta ayakkabınız da spor ve aynı tonlarda olsa çok iyi olur. Detaylarla kombinimizi renklendireceğiz. Hiç merak etmeyin. Üzerinize farklı tonda bir mont giyin. Şişme bir mont olabilir. Hem sweatshirt hem de spor ayakkabı kombininize uyumlu olur. Hem rahat edersiniz hem de modaya uygun giyinmiş olursunuz. Son olarak en renkli detay. Çorabınız. Kombininizin tonlarına uygun ve desenli olmasına dikkat edin. Kulağınıza çok önemsiz bir detay gibi gelebilir ama emin olun çok önemli bir detay. Paçanızdan gözüken desenler size hava katacak. Ayrıca da kadınlar böyle detayları kaçırmazlar. Görür ve bayılırlar benden söylemesi. Şimdi şu kombine bir bakın. Yani spor ve özenli gözükmüyor mu? 2. Bu sefer gömlekli bir kombin hazırlayalım. Kareli bir gömlek, üzerine de gömleğin çizgilerine uygun desenli bir sweatshirt. Kapşonsuz sweatshirt tabii. Bu sefer gömlek de giyiyoruz. Ben bordo tercih ettim. Çünkü gömleğimin çizgilerinde bordo var. Altına da gri denim pantolon oldukça uyumlu olur. Mont olarak da kırçılı siyah beyaz renklerde bir model tercih ediyoruz. Ve detayımızı da bu kombinde de unutmuyoruz. Bordo tonlarında desenli bir çorap ve deri ayakkabıyla tamamlıyoruz. İşte yine çok havalı. 3. Hep sweatshirt olmasın. Bu sefer de ince bir triko giyelim. Lacivert. Biliyorsunuz bu senin renklerinden. Altına da yine üzerimize oturan kahverengi pamuklu bir pantolon. Ayakkabı olarak da lacivert bir sneaker giyiyorum. Çorabım da bu sefer düz renk. Gördüğünüz gibi trikom, pantolonum, çorabım ve ayakkabımla sade bir uyum yakaladım. Where are the belts for this dress? Why is no one ready? Here. It's a tough call. They're so different. Something funny? No, nothing's, you know, it's just that both those belts look exactly the same to me. 4. Evet, üzerimdeki kombinden bahsedeyim biraz. Gördüğünüz gibi artık sweatshirt'e kazağı çıkartıyoruz, bir gömlek giyiyoruz. Gömleğin altına da yine gömleğimin desenlerindeki bordo tonlarında bir pantolon tercih ediyorum. Lacivert bir spor ayakkabı ve lacivert bordo desenli bir çorapla gizli uyumu yakalıyorum. Ve son olarak da bu senenin modası olan lacivert bir mont giyiyoruz. Abi biz bunu çalışıyoruz. Niye olmuyor bu? Ha Zafer abi. Olacak. Timing'i tutturacağız. Evet. Lacivert montumuz. Evet. Gördüğünüz gibi lacivert ve bordonun uyumu, şıklığı, enerjisi hepsi üzerimde.
okulda dikkatleri üzerimize çekmeye son derece hazırız. Gördüğünüz gibi birkaç dokunuşla siz de kadınlar gibi havalı olabilir, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için size bir sürprizim var. Bu hafta boyunca hatemoğlu.com'da size özel gömleklerde %50 indirim olacak. Yapmanız gereken tek şey açıklama kısmındaki kodu sepet sayfasındaki indirim kodu bölümüne girmek. Yalnız sadece bir hafta süreniz var. Unutmayın, hatemoğlu.com'a giriyorsunuz, sepet sayfasına gidiyorsunuz, İndirim kısmına açıklamadaki kodu yazıyorsunuz ve gömleklerde %50 indirim kazanıyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız varsa da yorum kısmına yazın. Ben de seve seve cevaplarım. Haftaya beyefendiliğe dair yepyeni videoyla tekrardan görüşmek üzere. Kendinize şık ve karizmatik davranın.